Xitay Qazaq faoliyatchilariga tahdid soldi. 31 may Qazaq xabarlari to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitay rejimi Qozog'istondagi Qazaq faoliyatchilariga tahdid solgan. Ota-onalari Sharq Turkistonda Xitay rejimi tomonidan sababsiz jazo lageri va turmalarga solingan farzandlar Xitayga ota-onalarini qo'yib berish haqida yozilgan maktublarni sunish uchun Almatada turishliq Xitay elchixonasi oldiga yig'ilgan. Ularning orasida Otyurt jamiyatining bayonotchisi Serikjon Bilash o'g'limi bor bo'lib, Xitay elchixona xodimlari chiqib Serikjon Bilash o'g'lini tahdid aralash elchixonaga kelishga undagan. Serikjon Bilash o'g'li: "Men Xitayga ishonmayman. Men Xitay bilan maxfiy so'zlashadigan so'zim yo'q. Nimishqa ota-onasi sababli arz qilib kelgan ballar erleri Xitay turmasi qolgan ayollarni ziyorat qilib, ularning dardini anglamaysizlar. Gipanlar bo'lsa axborotchilarning oldida so'zlashaydi. Bu yerda ota-onalari sababsiz turmaga, jazo lageriga solingan ma'sum ballar bor. Ularning noli zarini nima uchun anglamaysizlar?" deganda Xitay elchixona xodimlari Serikjon Bilash o'g'li qo'ygan savollarga javob topolmay, elchixonaga kirib olgan. Xitay BDTda tahdid ostidagi xalqlar tashkiloti haqida sunilgan talabini qaytarib olishga majbur bo'ldi. Erkin Asiya Radiosining xabarida bildirilishicha, BDT ijtimoiy iqtisodiy kengashining ommaviy tashkilotlar komiteti 30 aprel Xitayning talabiga binoan Germaniyadagi kishilik huquq tashkiloti tahdid ostidagi xalqlar tashkilotining BDTdagi kuzatuvchilik salohiyatini saqlab qolish qolmaslik masalasini muzokaraga qo'ygan. Muzokara natijasida ko'plagan davlatlarning qarshi bilan Xitay mazkur tashkilotning kuzatuvchilik salohiyatini bekor qilish haqida sunilgan talabini qaytarib olishga majbur bo'ldi. Mazkur tashkilotning bayonotida qayd qilinishicha, Xitay demokratik davlatlarning tanqidiga uchrab, o'zining talabini qaytarib olishga majbur bo'lgan. Tahdid ostidagi xalqlar tashkiloti Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dulqun Aysoning bu yil 25 aprel Nyu-York shahrida o'tkazilgan BDT ijtimoiy iqtisodiy kengashining yig'ini qatnashib, Uyg'ur masalasini o'ttirg'i qo'yishga vakolat bergan. Xitay taraf yig'inning dastlabki kuni uningga qoshilib chiqargan bo'lsa-mu, lekin u Amerika, Germaniya qatorliq davlatlarning yordamida yig'ini qatnashgan. Bu Xitayning noroziligini qo'zg'ab BDTga arz qilgan. Xitay taraf arzida Dulqun Aysoni terrorchi deb ayiblab, tahdid ostidagi xalqlar tashkilotining kuzatuvchilik salohiyatini elib tashlashni talab qilgan edi. BDTning chorshanba kunidagi yig'inda Xitay vakili tahdid ostidagi xalqlar tashkilotining kuzatuvchilik salohiyatini bekor qilish taklifini qaytarib olgan bo'lsa-mu, biroq mazkur tashkilotning harakatini ta'qib qilib turganligini bildirgan. Tahdid ostidagi xalqlar tashkilotining direktori Ulrich Delius mundaq deydi: "Xitay vakillar o'miki tunugun bizning BDTdagi kuzatuvchilik salohiyatimizni bekor qilish haqidagi taklifini qaytarib oldi. Lekin u shuning bilan birga bizning Janima va boshqa joylardagi harakatimizni yaqindan ta'qib qilib turganligini bildirdi. Ular burunmi shunday qilib kelgan. Buningdan bizning xabarimiz bor. Bizga shunisi ma'lumki, ularning besimi kuchaydi. Oldimizdagi bir yil nurg'un kishilik huquq tashkilotlariga nisbatan mushaqqatlik bir yil bo'lib qolishi mumkin. Lekin Ulrich Delius yana askartib, bu besim o'zlarining Uyg'ur kishilik huquq masalasiga ko'ngil bilishiga daxli yetkazilmaydiganligini bildirdi. Dulqun Aysa apandi Xitoy taraf chorshanba kunidagi yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultayiga qaratgan ayiblishini haqliq qilib chiqargudak hech qanday bir dalilni o'ttirg'i qo'yolmaganligi, shunga Xitoyning bu yo'lsiz talabini amalsiz qaytarib olishga majbur bo'lganligini bildirdi. Dulqun Aysa mundaq deydi: "Bu yerda Amerika, Germaniya qatorliq demokratik davlatlar bo'lsin, yoki xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin, bu masalada ko'p hamkorliklarni elib bordi. Natijada bu komitet Xitoy doiralarining mayli tahdid ostidagi xalqlar tashkilotini ayiblashi bo'lsin, mayli Dunyo Uyg'ur qurultayini ayiblashi bo'lsin, mayli mening shaxsiyatimni ayiblashi bo'lsin, puttirab turg'idak paketni o'ttirg'i qo'yolmaganligi uchun Xitoyning fikri bu yerda qo'llashga ega bo'lolmadi. Shuning bilan Xitoy chekinishga to'g'ri keldi." Amerika Xitay savdo suhbati xatarlik bosqichga yaqinlashmoqda. Amerika bilan Xitay o'rtasidagi savdo urushining cho'qqanlari o'tgan haftada har ikki tarafning madara qilishi bilan pastlagan bo'lsa-mu, lekin navbatda buning yangi boshdan jiddiylikka to'lganligi ma'lum bo'lishga boshlandi. Reutersning xabariga qaraganda, Oq saroy 1 iyun kuni Amerikaning mushim ittifoqdoshlaridan import qilinadigan mahsulotlarga yangi tamojna beji qo'yishni o'ttirg'i qo'ygandan keyin Xitay doiralari darhalla erkin savdo muhiti haqida vaz aytishga boshildi. Davr jurnalining bu vaqtdagi xabariga qaraganda, Amerikaning savdo sekretari Wilbur Ross 2 iyun kuni Beijingda Xitay taraf bilan mazkur masala haqida so'zlashadigan bo'lsa-mu, mutaxassislar bu qatimqi suhbatdan cho'ng umid kutishning hojati yo'qligini bildirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bu qatimqi suhbatda asosliqi ikki taraf o'rtasidagi savdo qizil raqamini tovallatish muhokama qilindi ekan.
Çünkü hazır Amerika'nın Xitay'dan import kılavatkalları Xitay'a eksport kılavatkalarından 4 hessi köpükken. Xitay gerçi bu kıl parakını tüketiş için Amerika'nın bir kısım yezi egilik mahsulatlarını setip aldığı alakını bildirgen bolsa mı? Ama bu Amerika'nın kütkünden yenili yırak bulmaktayken. Yani kilip Aksaray tekitlep kılavatkan Xitay'nın akli mülük uğurluk kılmışıgı mı yeterlik cevap verilmegen. Xitay tarafı mı özlerinin narazılıkını işbadilip kılavatkan bulup, Aksaray bunun qarata keskelik bilen cevap kaytırıp, Xitay mallarına 50 milyard Amerika doları tamojini beci koyuş ve Xitay'nın Amerika'ya meblağ selişini çekleş siyaseti devam kılıverdiğallıkını bildirgen. Tehi yakındala Amerika'nın Xitay'daki en çoğun telefon şirketi bulan Jongshin Grohe'a zapcas ve texniki satmaslık uxturuşu netçi gündala bu şirketini pahala çalığı çüşürüp koygan idi. Amerika-Kanada arasında mı soğudu uruşu başlandı. Kanada Başministeri Justin Trudeau, Amerika'nın 1. iyon 2018'den başlap import kılınan polat ve alyumin mahsulatlarından koşumcu tamojunu bece eliş kararına narazılık bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilse Kanada Başministeri Justin Trudeau, Amerika'nın 1. iyon'dan başlap Avrupa İttifakı Kanada ve Meksika'dan import kılınan polat ve alyumin mahsulatlarından koşumcu tamojunu bece elişini icra kılış kararına narazılık bildirdi. Kanada Başministeri Justin Trudeau akbarat ilan kılış yığınıda Kanada'nın 150 yıldan buyan Amerika'nın en kat'i ittifakdaşı bulup kelgenlikini bildirdi. O Amerika'nın bu kararını milli bihatarlık tedbirini bahane kılıp çıkarganlıkını, bırak hiç kaçan Amerika'ya nispeten milli bihatarlıkta tehdit şekillendirip bakmaganlıklarını eskertti. O Amerika'nın yeni baş kararının her iki taraftaki sanayet ve soğuduğu ziyan verdiğallıkını tekitlep, bu bacılar Kanada ve Amerika çigirasının iki tarafındaki sanayet hem de işçilerine ziyan veriyordu. Şimali Amerika polat ve alyumillerini dünya miqyasında texmi rekabetli şerleydiğen halgı elip gelişke münasebetlik teminleş zincirini buzudu dedi. Kanada Taşkışla Ministeri Fairland mu Amerika'nın yeni baş kararı elan kılınan deyken 1. iyuldan başlap özlerinin mu Amerika'nın polat ve alyumin mahsulatlarının 25% baş elişini yolu koyduğallıklarını bildirdi. Birleşme kısım hatalıkını itiraf kıldı. Amerika başçılığındaki halkaralık birleşme kısım Irak bilen Suriye'deki herbi hareketleri de 892 kişinin hata öldürülgenlikini itiraf kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe Amerika başçılığındaki Daesh'e karşı halkaralık birleşme kısım 2014 yılında buyan Irak bilen Suriye'de ilip bargan herbi hareketleri de en az digende 892 kişinin cendinin ayrılganlıkını itiraf kıldı. Halkaralık birleşme kısım ilan kılgan dokulatka asaslanganda Birleşme kısım 2014 yılı Ağustos'tan 2018 yılı Aprilgacha 29.358 hücum emelge aşırgan. Dokulatta Birleşme kısımının herbi hareketi başlanğandan tartıp, en az digende 892 kişi hata halde öldürüldü deyildi. Bazı menbeler Birleşme kısımının hücumları da cendin ayrılgan pufralarının texmi köp buluşu mümkünlikini ilgiri sürmekte. Malaysiya xalqi bir kundala 1 million 760 ming dollar topladi. Malaysiyada xalq davlatning qarzi uchun safarbarlikka kelib, bir kunda 1 million 760 ming dollar topladi. Turkiya Avaz Radiosi xabarida bildirilishicha, Malaysiya iqtisod ministri Lim Guan Ang Malaysiya xalqining bir kun ichida qilgan bu iqtisodiy yordamining katta uftuq ekanligini bildirib, Malaysiya xalqi o'zining naqadar vatanparvarligini yana bir qatim namoyon qildi. Devletimizni qaytadan gullandirish uchun shaxsiy pullarini davlatga yordam qildi dedi. Malayziyaning sobiq bosh ministri Najib Razak davridan qolgan taxmin